akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anılar. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün var. Sensiz geçmiyor bu akşamlar. Gönlümde dinmiyor arzular. Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum. Bak bizi bekliyor anılar. Anılar, anılar. Şimdi gözümde canlandı. Anılar, anılar, beni bu akşam ağlattı. Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar. Anılar. Uzak durma ne olur. Bu kalbi sensiz taşıyama. Artık benim olmasan bile seni görmeden yaşayamam. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım. Anıları yaşamalıyım. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım. Anıları yaşamalıyım. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım. Anıları yaşamalıyım. Anılar, şimdi gözümde canlandılar. Anılar, anılar, beni bu akşam ağlattı. Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar. Anılar, anılar, beni bu akşam ağlattılar. Beni bu hallere koydular. Beni bu akşam ağlattılar. Aradan 50 yıl geçse biz herhalde o zaman televizyon programı yapıyor olmayız. Ama bu şarkıyı dinliyor olacağız. Ama bu şarkı hala olur ve biz yaşarsak bu şarkıyı dinliyor olacağız. Bizi yaşatıyor. Kesinlikle. Hala bu şarkılar yüzünden ekstra iş alıyoruz, konserlere gidiyoruz, para kazanıyoruz. İnanılmaz. Bence bu şarkının zayıflatma şeyi de var, etkisi de var. Her şeye faydası var. Çünkü böyle anılar, aşklar falan derken insan yemeden içmeden kesilmiyor. Bu özelliği her dinleyişte bir yerlere götürüyor insanı. Her dinleyişte. Artık nereden toplarlarsa. Yani 15 dakika sonra bir daha okusak yine siz gidersiniz. Siz ne hissediyorsunuz? Hep her okuyuşta heyecanlanıyorum. Değil mi? Ve yeni bir zevk alıyorum. Yeni bir şeyi keşfediyorum şarkıda. 19 yıllık şarkı. 19 yıllık şarkı. Bu albüm 2,5 milyon tirajı var değil mi? Doğru. Hayır, bu 2 milyon. Esas bütün zamanların rekoru olan Aşığım Sana duyuyorum. Şimdi Coşkun Bey, doktorumuza geçmeden önce bir şey çok tartışma konusu. Şimdi arada bir İbrahim Tatlıses çıkar der ki bu ülkede en çok kaseti ben sattım. Mustafa Topaloğlu der ki ben sattım.
Tarkan der ki ben sattım. Oysa ki kayıtlarda sizin adınız geçiyor. Rekor kayıtlarda neden mi benim adım geçiyor? Aşığım sana. Çünkü 3 milyonun kayıtlar. Üstünde. Evet. 3,5 milyon mu? 3 milyon. Şimdi 2,5 milyon 1991'de idi. 2 milyon 550 bin. Ama 1991'den 2800'e kadar ki bir süreç sonradan var. Hala bu aralarda arşiv albümleri hepsi satar. Yani atıyorum 1997 yılında da bir vatandaş gidip eğer bunun orijinalini bulmuşsa Aşığım Sana'yı, işte Aşığım Sana var mı Coşkun Sabah'ın derler. Tamam var derse rafında varsa çıkaralar. 2002 yılında yine bir vatandaş almıştır. Yani bu süreç içerisinde ben resmi rakamlara göre konuşuyorum. Mesela Mustafa Topaloğlu afaki söylüyor. Eminem diyor. En çok ben sana. Bir gün bir yazısını okumuştum. Peki neye dayanarak diye. Canım neye dayanarak olmasın? Ben her gittiğim yerde kendimi duyuyordum diyor. Yani ondaki varsayımı bu. Ha. Eminem diyor 4 milyon. Ama elindeki kanıt ne? Kanıt şu diyor. Ben nereye gitsem, hangi diskoya gitsem bu çalıyordu. Kanıt bu. Halkın nabzını yoklamış o. Ona bakarsan ben de söylüyorum. 1989 mu ben nereye gitsem Ümit Besen'i duyuyordum ya. Evet. Antalya'ya gidiyorum Ümit Besen. Evet. Bodrum'a gidiyorum Ümit Besen. Ümit Besen o zaman Ümit Besen 6 milyon. Yani ben resmi rakamlar. Yani evet. Mesam'da resmi kayıtlar vardır. Kültür Bakanlığı'nda bandrol. Bir de fabrikada bu basım kayıtları vardır. Yani muhasebe. Bu albüm Rax fabrikasında basılmıştır. Yani Türkiye'nin en çok satan albümü şu an rekor size ait. Aşığım Sana'dır. Evet, bu hala bu şarkılar sayesinde kazanıyorsunuz değil mi? Öyle. Çünkü yeni bir şey yapmadım. Gerek yok. Haftada 3 gün ekstra var. Bu anılar 50 yıl daha götürür. Gerek yok. Beni tembelleştiriyor. Peki yatırımlarınızı... Anılar yüzünden tembelleştiniz mi? Tembelleştim evet. Nasıl olsa bir anı... Gerek duymuyorum. Ben her gittiğim yerde büyük konuşmak gibi olmasın. Hangi konsere çıkarsam... İnternete bir açtım. Manisa, belki, Kütahya, Antalya her yer yıkılmış anılar. Her yerden her taraf yıkılıyor. Belki Coşkun Bey üstüne bir şarkı yapamamak da sanatçıyı korkutuyor olabilir mi? Hani benim imajıma zarar vermesin, Coşkun Sabah kimliğime zarar vermesin. Bunun üstüne ben belki şarkı yapamam diye. Hayır ben promosyondan korkuyorum. Promosyon, gerekli promosyonu yapamadıkla ben bugün anıları çıkarmış olsaydım. Evet. 2008'de çıkarmış bu olsaydım. Bu kadar satmaz mıydı? Şarkı hiçbir şey olmazdı. Gerçekten mi? Çünkü yeni şarkıyı sevdirmek için en azından diyorum 12-15 kere dinleteceksin. Dinletemiyorsun. Daha o halk 3. kere dinle diye zaman üstüne albümler hurra yığılıyor. Niye ama? Medyanın dikkati de o albümlere. İşte mesela ben isim vermek diyeceğim. Mesela Kayahan'ın en son albümlerine bakın. Çok güzel Kayahan. Çok büyük müzik. Tam şarkıları seveceğiz. Aa evet. Diyoruz. Tamam güzel mesela 6 ay 8 ay çıkar. Tam seveceksin arkasında hurra çıkıyor. İşte Davut Güloğlu, Yıldız Tilbe. Evet, birbirine giriyor. Bir on girince medya dikkatini hayda yeni çıkanlara ama çeviriyor. Ama internet sayesinde orada bir şey olanlar kalıyor da var. Promosyon yapmadan Öykü'yle Berk, Boyalı Direk'le. O yeni bir tarz denendi. Orada şarkıdan ziyade yeni bir olmayan bir şeyi yaptılar. Arabeski adam İspanyol yaptı. Akorlar çok güzel. İspanyol akorlar yani gitarı şey gibi çal, pakatolüse gibi çalmış. Aranje o şekilde. Yıllardır o İspanyol'un milli şeyi. Sizin sevdiğiniz tarz o biraz. Ben çok severim evet. O tarzı. O biraz da şekilden tuttu. Tarzdan tuttu. Yani o farklı bir tarz yaratacak. Evet. Yılların şarkısı evlerin önü boyalı direkt. Evet. Onu alıp da bir başka arkadaş orijinal şekilde yapmış olsa da hiçbir şey olmazdı. Peki bize. Coşkun Bey, şimdi siz aynı zamanda ticari zekanız da maşallah biliyoruz biz. Ama ticarete bu kadar zaman ayırmakla bize biraz dinleyenlerinize haksızlık etmiyor musunuz? Doğrudur. Yani kabul ediyorum. Suçlu değil misiniz? Kabul ediyorum. Neler suçlu kabul yaptınız? Ediyorum. Gece kulübü başarıyla işlettiniz. Bir ara halı sahaya yatırım evet, yaptınız. Evet. Sonra en son bir sinema açtınız. Sinemalarım var. Bayrampaşa Akvaryum Alışveriş Merkezi'nde Coşkun Sabah sinemaları. En keyif aldığım mesleğim çünkü halkla iç içeyim. Peki orada başınıza çok komik bir şey gelmiş. Bize anlatır mısınız? Bir gün Coşkun Sabah'a telefon açıyorlar. Evet. Koşun burada Amerikalılar sinemayı bastı. Kurtlar Vadisi Irak. Neden bu sinemada gösteriliyor diye. Evet. Ve Coşkun Sabah böyle evden fırlıyor dünyayı. Nasıl bir oldu? Bir anlatırsınız. Çok komik bir hikaye. Ben o sonunda anladım işin ne olduğunu. Ya esasında gidiyorum sinemaya gidiyorum. Müdürden telefon geldi. Coşkun Bey acil gelin. Çok önemli bir durum var. Ne oldu? Bir tatsızlık oldu dedi. Ne oldu? Gelin anlatamam şu anda. Büyük tatsızlık var. Sinemada. Evet girdim baktım lobi. Bütün masalar yerlerde. İskender ters düz herkes. Anlamadım yani şok oldum ne diye. Dediler Amerikalı askerler geldi. Bu filmi neden buradan gösterirse buna hakarettir bize bağırıp çağırdılar. Kurtlar Vadisi Irak'ı gösterdi. Biz de onları dövdük. Dövdünüz mü? Evet. Hayır.
Onlar diyorlar. Biz de ekip olarak onları dövdük. Sinema ekibi dövmüş. Ya, anladım. Ve sinema bu hale geldi. Ama lobiyi görseniz. Ters düz lobi. Her taraf. Bir de başlarına. Evet. Onu daha sonra. Ama orada işi anladım ben çünkü uzaktan kamerayı gördüm. Ya bizi başlarına takip eden çuval kamera. Geçirip bir de gizli kameraymış onları yani. Bodruma indirmişler. Tabii gizli kamera orada. Ben kamera falan hepsi saklanmış. Kamerayı gördüm uzantısını arkadaşımı çekerken. Peki ben de bir şey merak ediyorum. Kızmayacaksınız ama. Bir rivayet var sizle ilgili. Bütün yatırımlarınızla ev alırmışsınız. İstanbul'un çeşitli bölgelerinden, yerlerinden evler alırmışsınız. Hı. Hatta eşiniz de para biriktirmiş. Yani bilmiyorum öyle konuşuluyor. Size sürpriz yapmak için bir ev almak için gitmiş. Eşiniz de bilmezmiş sizin nereden ev aldığınızı. İşte nasıl demiş ki şuradan ev alacağım biliyor demiş. Musun? Buranın nasıl ev sahibi şey? Kim? Coşkun Sabah demiş. Çok şaşırmış. Yer beğenmiş. Orayı satın alacakmış. Buranın sahibi kim demişler. Coşkun Sabah demiş. Çok şaşırmış. Onun da haberi yokmuş çünkü siz nereden ev alıyorsunuz. Doğru mu? Bu eşime karşı çok iyi oldu bu olması. Ben yıllardır hep eşime derim ki ya ben yıllardır hep kuru iftiraya maruz kaldım. Çok iftira ederler bana. Çok iftira atarlar. Yani iftiram var. Hakikaten kuru nereden hiç olmayan bir şey. Bunu da çok iyi bir koz olarak kullanıyorum. Demek siz de ki duydunuz şey, mu bunu? Ben duymadım. İlk kez sizden duyuyorum. Bu tam bir efsane yani. Şehir efsanesi olmuş. Yani daha da mega metropol efsanesi. Hiç böyle bir şey yok. Yaptık zamanında yaptık. Aldık sattık ama böyle bir şey yok. Ceyda'nın da başına böyle sizin bir şey gelmedi. Sizin için yerli Donald Trump diyorlar bilmiyorum. Ya biraz büyütülmüş. Bizim her şeyimiz ortada olduğu için başka yoksa esasında. Başka bir ticaret alanına girmeyi düşünüyor musunuz? Girdim şu anda yurt dışında bu bardakta mısırı Romanya'ya ilk kez götürdük. Ya alışveriş merkezlerine girdik. Evet o sizin. Bardakta mısırı var ya. Bardakta mısırı nereye götürdünüz? Sizin mi? Evet. Ama Romanya'da Bükreş'te girdik. Buraya siz mi getirdiniz onları? Hayır. Siz buradan buraya, alıp ben Romanya'ya. Ben buraya getirmem çünkü burada zaten bu işin cıcığı çıktı. Burada hayır belki siz getirmişsiniz. Ben Romanya'ya niye girdim? Romanya'da ilk olmak. Romanya İlk Türkiye'nin önemli, doğru. 30 yıl öncesinde Türkiye hep geriden geliyor. Ya yani Türkiye'nin gerisinden geliyor. Romanya evet. Şimdi biz girdik. Önce biz girdik ama alışveriş merkezine girdik biz. 3 tane GİMA'ya girdik, Carrefour'a girdik. Şu anda 13, 14 tane yerim standımız var. Bence vallahi sizi yakında ekonomi programlarına da davet ederler. Evet, şimdi hocamıza dönelim. Doktor Faruk Öncer akupunkturla zayıflatıyorsunuz. Evet efendim. Hanımefendi de Kadriye Hanım 3 ayda 138 kilodan 96,5 kiloya kadar inebilmiş. Evet. Sadece kulaklarımıza taktığımız iğnelerle mi inebildi? Efendim iğne takmıyoruz. Hocam kulağınız çok enteresan yalnız. Her yeri delik deşik. Evet, bir evet, bakabilir evet. mi yönetmen arkadaşımız? Hakikaten işi kolaylaştırdık. İşi gerçekten o kadar zor girift halden çıkarıp vücudu iyi tanımaya, daha sonra da vücudu doğru değerlendirmeye, daha sonra da insanları idealindeki sağlıklı haline getirmeye ne çalıştık. Yapıyorsunuz peki? Ne koyuyorsunuz? Bant mı konuluyor? O bantın içinde bir bitkisel bir şeyler mi var? Evet efendim. İğne veya raptiye kullanmıyoruz. Kesinlikle acı vermeyen, vücudu tahriş etmeyen veyahut da vücutta alerjik bir reaksiyon göstermeyen bir tohum, bitkisel. Bunu yapıştırıyorsunuz. Evet. İğneyle mi peki? Nasıl yapıştırıyorsunuz? Değil efendim. Değil. Pensetlerle yapıştırıyoruz. Ve bu pensetlerle ilgili malzememiz aslında yanımızda. Oradan alabilirsek eğer. Peki neden kulak? Hep kulak kullanılıyor. Neden kulak? Efendim insan vücudunun bütün organlarının kulakta birer noktası var. O noktaları biz eğer haritayı alabilirsem o haritayı size evet. göstereceğim. Şöyle ben size evet, vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi peki insan vücudunun bütün organları. Bir şey soracağım. Bu içindeki bitkisel tohum bizim iştahımızı mı kesiyor? Ne yapıyor? Yoksa hepsini, yiyelim yağımızı mı eritmeye yardımcı oluyor? Hepsini anlatacağım. Oluyor. Çok kolay. Zamanımız dar olduğu basit. İçin özet halde anlatırsak çok hızlı memnun olacağız. Anlatırsak. Evet. İnsan vücudunun bütün organlarının kulakta birer noktası vardır. Haritada gördüğümüz gibi. Biz hem ruhsal hem bedensel olarak o noktaları tespit edebiliyoruz. Yani sizin vücudunuzla alakalı hangi ruhsal tablodasınız veyahut da sizin herkesin vücudunuzda farklı mı oluyor? Herkes farklı tabii ki. Ve sizin hangi organlarınız düzensiz çalışıyor? Bunu nasıl anlıyoruz bunu? Air diagnoz dediğimiz yöntemle kulak check-up'ıyla
tespit ediyoruz ve bu tespitlerimiz ışığında da o noktalara uyarıcılar takıyoruz. Aynen çamaşır makinesi gibi düşünün vücudu. Bu çamaşır makinesinin bir kiti olduğunu ve onu bir kontrol kalemi gibi bir kalemle sensitif bir cihazla baktığımızı ve nerelerin sigortaları atmış da o düzensiz çalışıyor. O metabolik kirlileri biriktiriyor. Sadece onu kilo tespit değil. Ediyoruz. Tabii. Peki başka. Şey çok merak ediyorum. Yani migren oldum diyelim. Vücudun karnım bütün rahatsızlıklarını tespit edebiliyoruz. Bu tespitimiz ışığında da onu tedavi alıyoruz. Yani siz bir hastasınız. Önce teşhis edilmelisiniz. Peki bir şey teşhis edilmeden hiçbir hastalık tedavi edilmez. Değil mi? Evet. Tabii. Neyi tedavi edeceksiniz? Peki, şişmanlıkta bir şişmanlık da bir hastalık olduğuna evet. göre sebeplerini önce ortaya çıkarmak tabii. ve bu sebepleri ortadan kaldırarak, tedavi ederek kaldırmak Faruk gerekiyor. Bey, biz de onu yapıyoruz efendim. Cihazımız burada. Evet. Coşkun Bey'in de karın bölgesinde sorun olduğunu söylüyor. Ona bakabiliyor muyuz? Nasıl yapıyoruz onu? Coşkun Bey'i yani bilmiyorum benim söylemek istemiyorum ama ben daha önce Coşkun Bey'i muayene ettim. Benim hastam, doğru. eski hastam. Gördü eti. Akmerkin'in karşısında gelmiş. Evet. Bilmiyordum. Daha önce muayene etmiştim ama şöyle ben sistemi anlatsam daha doğru olur ama hı. onun bütün rahatsızlıklarını söyleyemem. Bazılarını söyleyelim mi Coşkun Bey, müsaade eder misiniz? 70 milyon insan çünkü Coşkun Bey çok titizdir bu konuda çünkü. Peki merak ediyorum, o tohumlar biraz evvel sordum, iştahımızı mı kesiyor? Efendim işte onu söyleyelim. Ne işe yarıyor efendim, tohumlar? Bir şişmanlatan sebeplerden bir tanesi çok yemek. İştahımı kesiyor mu? İştahı kesiyor. İştahı kesiyor. Nasıl durduruyor? Çok enteresan. Evet. Nasıl durduruyor? Sempatik sinir sistemi dediğimiz, bizim hükmedemediğimiz iç organlarımızın enzim ve hormonlarını ve vücut fonksiyonlarını kontrol altında tutan bir sinir sistemi vardır. Hı hı. Bu sinir sistemi bizim kontrolümüzde değildir. Yani biz elimizi hareket ettiririz, her şeyi yaparız. Bu parasempatik sinir sistemin kontrolündedir. Bunu peki istemli. Bir şey soracağım. Orası çok tıpla ilgili açıklamalar. Hani ben halktan birisi olarak anlamaya çalışıyorum. Yani şeyi merak ediyorum. Kadriye Hanım'a bu içinde tohum olan bantları taktınız. Birdenbire iştahı kesilerek mi 138 kilodan 96 kiloya indi? Yoksa ayrı bir diyet uygulanıyor mu Kadriye Hanım'a? Eğer şöyle yaparsak daha doğru olur. Kadriye Hanım'ın zaten sistem içinde aynen uygulandığını size söylemiş olacağım. Eğer vücudunuzun rahatsızlığını tespit edip tedavi ederseniz, bir şişmanlatan sebepler Kadriye Hanım'ın da birçok şişmanın da sebeplerin arasında iştah, stres, müzik ruhun gıdasıdır. Evet. Müzikle mutlaka destek olunması gerekir. Müzikle de mi destek yapıyorsunuz? Evet. Biz gerektiğinde şarkılar bantlar söylüyoruz hastalarımızla. Zaman zaman böyle düetler konserler yapıyoruz. Evet evet, beraber. Bu gayet doktorun hastasıyla yakın olması için yapması gereken her şey. Şarkılarla, yani doktor hastasını zayıflatıyorum diyorsun. Evet. Başına. Türkülerle zayıflatıyorum diyorum. Ama hastalarımla birlikte biz fasıl da geçiyoruz yani. Buna, bir yandan bantları yapıyorsunken bir yandan fasıl da yani, önemli olan hastamın rahatlamasını sağlayıp onun iyileşmesi için hangi yol, hangi en iyi yol varsa onu ben hastama sunarım. Bunun için tercih benle hastam arasında olan bir Kadriye Hanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir daha söylüyorum, 138 kilodan 4 ayda 96,5 kiloya indikten sonra. Bambaşka bir Kadriye mi geldi? Kesinlikle. En önemlisi çok mutluyum. 41,5 kere maşallah derler. 41,5 kilo civarında. 41,5 kilo vermiş. Evet. Olmak. Sizin kulağınızda çok bantlar var. Yok, yalnız onu şey yapmıyorum. Sonra Coşkun Bey'den şarkı. Evet. Şöyle bir dakika, mikrofonunuz mu yok? Evet. Bir dakika. Yani 41,5 kere maşallah derler ya. Kulağında bant yok galiba, değil mi? Şu an evet. Çıkardık yalnız biraz önce gelirken. Evet. Ben bu süre içerisinde, kısa bir süre içerisinde kilo vermiş olmanın mutluluğunu ayrıca yaşıyorum ve kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Sağlıklı olduğuma inanıyorum. Çok mutluyum. Alışveriş yapabiliyorum. Birçok yapamadığım şeyi yapıyorum. Bunlar benim için çok önemli. Dışarı çıktığım zaman insanlarla iletişim kurmaktan çekiniyordum. Görüntümden eskisi dolayı. Ben sürekli... Bantlardan sonra da yiyor musunuz eskisi gibi? Tabii ki. Yani eskisi gibi derken nasıl söyleyebilirim? Sürekli besleniyorum, zayıflıyorum. Ben aç kalmadan zayıflıyorum.
Aç kalmıyorum kesinlikle. Sürekli... Kendi kendinize mi bir diyet uyguluyorsunuz? Doktorun size verdiği bir ben diyet mi var? Ben diyet uygulamıyorum. Hocamız bize diyet uygulatmıyor. Bizi aç bırakmıyor. Çok için çok yiyin vardır bizde. Evet. Bizim yöntemimiz çok farklı. Biz hakikaten alışılagelmiş Türkiye'deki aç kalmak bir kibrit kutusu ile başlayan, yarım hıyarla başlayan bir diyet yok bizde. Hocam... Bizde çok için çok yiyin var bir defa. Bir defa kişi psikoza sokmayan. Var. Herkesin memleketi farklı. Değil mi? İşte Malatyalıysanız bulgur yersiniz. Hı-hı. Kayserilisiniz mantı. Yani onları yani, da yiyerek benim anamın babamın yediği şeylerle ben zayıflayıp. İlla da ananas yemesi gerekmiyor yani. Ya da suçlamak gerekmiyor. İnandırıcı gelmiyor yani. Tohumlarla böyle eskisi gibi yiyeceksin ve kilo vereceksin. Ben çok inanmadım açıkçası. Şimdi beni ikna edin. Öğrenmek için. Sana da birer tane yapıştıralım. Efendim öğrenmek için 3 şey şart. Biri bilgi. İkincisi görmek. Üçüncüsü yaşamak. Bu üçünü birlikte aldığınız zaman çok daha siz inanırsınız. Hı hı. Bizi bilen hastalarımız çok iyi biliyorlar. Biz yaşatırız, bilgilendiririz ve ondan sonra da toplumu düzeltiriz. Şu alet nedir Faruk Bey? Şu alet bu nedir? Bu cihaz sensitif bir cihaz. Hı. İnsan vücudundaki o kulaktaki düzensizliği... Bir aleti bize gösterebilir mi? İhtiyaç duyulan şeyleri değil mi? Evet. O da tohumlar. Bunlar da tohumlar. Demin bahsettiğimiz. Evet bakın lütfen. Onlar eğer yapıştırılıyor. Müsaade ederseniz ben size bir şey çok anlatmak ilginç istiyordum. Yarım kaldı. Dedim ki insan vücudunun bütün organlarının kulakta birer noktası var. Çamaşır makinesinde kaldık. Çamaşır makinesinin sigortalarını tespit ettik. Neresi atmış? Ama onları taktığımız zaman yerine, sigortalarını yerine taktığımız zaman her taraf sağlam, düzgün çalışmaya başlar. Evet. İşte düzgün çalışmaya başladığı zaman çamaşır makinesi biriktirmiş olduğu o kirleri o çamaşır makinesinde yıkamak çok daha kolay. Tabii. Ve o çamaşır makinesine hastamız ne nasıl yapıyor? Nasıl yapacağız, nasıl yıkayacağız? Şimdi o aleti bize bir gösterebilir misiniz? Ben de merak ediyorum. Hastanızla tık birlikte tık bir yapabilir miyiz onu? Yani tabii ki. Görebilirsek. Tabii ki mutlaka göstereceğiz. O çamaşır makinesinin yıkanmasıyla birlikte vücuttan kirler atılmaya başlamış oluyor. Hocam kişi hadi atalım kirleri. Atalım kirleri. Hadi atalım. Sizin muayeneyi alalım. Beni mi alacaksınız hocam? Ben istemiyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman kimi alalım? Müge Hanım'ı alalım. Tamam beni alın. Yani Müge Hanım eğer programda istediyse kendisine. Efendim Müge Hanım'ın daha önceki rahatsızlıklarını biz tespit etmediğimiz için. Evet, biz bilmediğimiz için sizler de bilmiyorsunuz. Bakalım nerelerinde ne tür düzensizlikler var. Kafasında ama her var şeyi söylemeyelim. Sadece göstermek tamam açısından. Söyleyebilirsiniz hocam. Hiç problem değil. Müge ne hissediyorsun? Bakın ses tonu şey, değişir. Hiç acı yok. Ağrısız olmaz kesinlikle. Gıdıklıyor gibi sanki. Yok hiç. Sanki bir kalemin ucunu hafiften evet, kulağıma değdiriyormuşsun gibi. Evet. Bir de sivrisinek hocam, gibi ses çıkıyor. Hocam bütün bölgeyi geziyorsunuz kulak bölgesini. Evet. Şimdi Müge ekranda mı yazıyor su var bu su var diye? Hayır ben söylemem gerekiyor. Nasıl anlıyorsunuz hocam? Şöyle durabilir miyim pardon. Evet. Müge baştan aşağı dermiş bu. Sivrisinek öbür tarafta durursanız hocam başka öbür hiçbir şey yok. Şöyle dursam pardon çok özür dilerim. Aman dikkat edin. Veya şu kulağınıza bakabilir miyim? O kulağımda kulaklık vardı tamam bakabilirsiniz. Evet, şöyle buyurun. Daha iyi olur. Müge oradan hiçbir şey anlamadılar o kulağından. Ha, tamam. Mide asidinizin fazlalığını görebiliyoruz. Neyi? Mide asidiniz. Nasıl anladınız onu? O makine i̇şte, mi gösteriyor? Elinizdeki hayır, mi yazıyor? Hayır buradaki ses tonunun değiştiğini bakın şurada. Evet mide asidinde bakın, bir fazlalık var. Bakın. Ses tonu değişti. Evet. Partnerime ne yaptınız? Her şeyi söylemiyorum. Söyleyemiyorum daha söyleyin doğrusu. Söyleyin canım. Şu anda anneniz bulanık diyor, düşünceniz var. Disturbed mind. Çok düşünüyorsunuz. Size soracağım soruları düşünüyorum. Vücudunuzda sıvı düzensizliği var. Evet, az su içtim. Evet. Endokrin sistem şu anda özel durumlar olabilir. Onu konuşmayacağız. Evhamlısınız. Endişelisiniz. Mükemmeliyetçisiniz. Şu anda streslisiniz. Yo, rahatım valla. Bakın, stres noktası. Ha, bu bir de yalan makinesi. İyiyim diyorum, stres. Evet, siz... Siz deseniz de biz hastamıza tabii ki inanmak durumundayız ama kulaktan ama kulağımda veri... böyle bir şey gezince insan evet stresli oluyor. Evet. Yok, rahatım. Kulunç ağrılarınız oluyor. Evet doğru. Vallahi doğru.
Evet. Aa, çok ilginç. Sigara içiyor musun? Hayır. Aferin. Bıraktınız mı? Yok. Hiç içmediniz. Hiç içmedim. Aferin. Hocam peki o sorunlu bölgeleri mi yapıştırıyorsunuz? Ama başka bir şey var. Ne var? El parmakta bir durum var ve alerjiniz var. Dikkatli var. Olun. Evet, bu kadar yeterli hocam, sanırım. Hocam bir şey evet, doğru bildi. Şey yapmayalım. Şimdi bu nedir? Vücudun neden rahatsız olduğunu, diyelim ki şişman insan. Her şişman insana aynı noktalara raptiye takmak çözüm değil. Bu gerçekten akupunkturda değil. Çin'de, ben Çin masterlıyım. Kesinlikle Çin'de böyle bir şey öğretilmedi. Herkese böyle farklı. Bir şey yok. Her kişinin kendisi vardır. Kendisini muayene edip kendisine yönelik tedavi uygulanması yaklaşık gerekir. Yaklaşık 10 tane şey söylediniz bana, 8'i doğru çıktı. Diğeri de doğrudur fakat siz bunların farkında olmayabilirsiniz. Çünkü o sinyalleri alıp oralara dikkat ettiyseniz siz de duydunuz. Peki? Sorun çıkınca böyle iyice böyle bir evet, ses geçeceğiz başına. Tohumları oralara mı yapıştırıyorsunuz peki? Evet, o noktaların sigortalarını yerine takmış oluyoruz. Vücudu sigortalar orada ediyorum. Atmış oluyor. Böyle benzetiyoruz. Bu çok daha doğru bir şey. Yani bir apartmanın alt zilleri gibi nereye ulaşmak istiyorsanız onlara basmanız gerekiyor gibi. Vücudun regülasyonu, yani vücudu tamir, kendi kendine tamir güçlerini harekete geçirerek peki, onun düzelmesini sağlamak gerekiyor. Bu bantlar takıldıktan kaç gün sonra insan kilo vermeye başlıyor? Bu uyarıcılar başlıyor. Diyelim, bu tohumlar. Tamam, evet. Tamam. Takıldığı andan itibaren, nasıl sigortayı taktığınız ışık yanar. Evet. Aynen o andan itibaren vücut değişime başlar. Mesela migrenli veyahut da baş ağrısı olan bir insana taktığımız o noktasına isabet eden yere taktığımız zaman bir dakika, 1,5 dakika içinde başın ağrısının geçtiğini görür, yaşar. Ve vücuda taktığımız, bu sizin demin bahsettiğiniz gibi iştahı keser, kişiyi motive eder, moral, endorfin salgısını, serotonin salgısını düzene koydurarak, uyartarak, düzgün salınmasını, yüzleri gülen insanlarla, hastalarla karşılaşırız. Evet. Ne olur, bu hastalarımız mutlu olduğu için mutsuzluktan dolayı kilo alan birçok insan ne olur? Daha rahat bir şekilde evet. Kilo vermeye başlar. Gerilimli olan insanları relax, stresli de, ve depresif olan insanları da tedavi ederek onları hem sağlıklı hale getirmek hem de zayıflatmak evet, mümkün. Stres insanı şimdi çok aynı önemli. Zamanda çok evet çok yüzü doğru. Gülen insanlarla Ceyda'nın da zayıflama konusunda evet. Cilt altına karbondioksit verilerek de hı-hı. Benim bu noktada bir arkadaşım zayıfladı. Ama tehlikeli olduğunu da duydum Ceyda. Nasıl yapılıyor? Özellikle karın bölgesindeki yağları evet. Karşılıyor değil mi? Karbondioksit zaten şöyle bir şey. Biz spor yaparken vücudumuzda çıkan doğal metabolik bir ürün. Dolayısıyla pasif olarak yapıldığında biz onu vücuda veriyoruz. Ve tamamen damarları gevşetip vazodilatasyon yapıp o bölgeye, yağlı bölgeye oksijen getirdiği için oksijenle yağların yakılmasını sağlayan bir metot. Bütün bu metotlar hastalarımıza bizden yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla bir problem olduğunda vücuttaki hem kendi iradesiyle işte beslenmesini düzelterek diğer de oluşmuş vücuttaki dolaşımla ilgili lenfle ilgili problemleri çeşitli bulunan cihazlarla bunların hepsi gidip araştırıyoruz ve yıllarca denenmiş bilimsel araştırmaları olan aletleri getirip deniyoruz. Tamamen doğal bir yöntem. Fransızlar yine aynı şekilde Fransızlar bulmuş bu işleri. Biliyorsun kaplıcalarda insanlara karbondioksit gazı fışkırtırlarmış. Öyle mi? Tabii vücutta toksinleri atsın diye. Sonra bir adam Siena'daki bir profesör bunu cihazın içine sokmuş getirmiş. Yani olay harika. Tamamen insana bizim yönelik. Bizim kaplıcalardan çıkmış. Yani. Coşkun Bey peki siz şimdi uzmanlarımızın bilgileri ışığında bir tane güzellik ve sağlık merkezi kurabilir misiniz? Patlamışsınız vallahi. Yok artık pazar bu saatten sonra yatırım yapmam. Bu saatten artık sonra sadece bakacağım. Şarkı var. Evet, evet keyif artık. Müge Hanım İnsan... hatırlar mısınız? Sodamızı içtiğimiz zaman böyle bir kabarcıklar yükselir. Evet. Karbondioksit açığa çıkar. O çıkan karbondioksiti yüzümüze tutsak cildin yenilenmesini sağlayabiliriz. Çok pahalı şeylere gerek yok. Ne sodayla yaparız? Yüzümüzü sodayımızı, mi yıkayalım? Evet sodamızı böyle çalkalayıp
gazını kaçırmak gerekiyor. Gazını kaçırmadığımız zaman beyindeki glia hücreleri dediğimiz hafıza hücrelerini öldürüyor. Ne yapacağız? Onu gazını kaçırıp mı yıkayacağız? Evet, sodayı püskürtüp böyle yüzümüze tutacağız. Ama güneş görmeyecek bir yerde, serin bir ortamda bunu yapacağız. Ve 15-20 dakika bekleyeceğiz. O kabarcıklar yüzümüzde kalacak. Bunun için bir kimseye para ödemek gerekmiyor. Hı hı. Çok önemli. Cildin berraklaşmasını, yenilenmesini, evet. Oraya oksijen gelip kendi kendini... O dokunun yenilenmesini sağlayacaktır. Başka var mı böyle tüyolar? Çok. Evde yapılabilecek. Çok. Başka yani tazikini cize verelim. Dolu. Evet, onu tazikini verelim. Tazikini verecek ki dokuya emilmesi açısından. Evet. Tazikini verecek. Evet, hücrenin peki Coşkun Bey, ben de sizle ilgili şimdi merak ettiğim sorular var. Sizin bir ut koleksiyonunuz mu var? Böyle Amerika'dan getirdiğiniz, bir de arkası yarı şeffaf, evet, falan gözükme. Evet. Kaç tane udunuz var? 5-6 tane. 5-6 tane. Peki gerçekten bunları yurt dışından mı getiriyorsunuz? Bunları Amerikan, yaptırdığınız tabii ki. Ustalarınız mı var? Elektro olanlar Amerika. Los Angeles'ta. Hı. Amerikan yapımı. Şimdi utun, onu sevenler, bugün akustik utu burada kullanıyorum. Elektronik ut bizim sahnemizde çok büyük rahatlık getirir. Aynı zamanda telsiz, yani müzik cihazında telsiz şeyi var, mekanizması var. Benim bir headsetim var. Ekstra işlerde çok rahat ettik ya, ben daha nostaljik gezerek geliyor bana ama gezerek. Evet. Şimdi bunun bir de ya bunu ya oturarak çalacaksınız veya bizim o TRT bir zamanında tek ayak üstünde bir sehpa bulurlardı. Sizin bir de meşhur tabureniz vardı. Tabure işte o tek ayak üstünde. O tabure hep aynı tabure mi? Yok, değişir o. Değişti mi? Evet. Şimdi çağ değişti artık, ben sahnede her zaman yenilikçiyim. Sahnede çağa uymayı tercih ediyorum. Bu biraz demode kaldı bu. Bir de orkestra şarkısı gibi. Mesela düşünün bir Hilton'daki salonu düşünün, o büyük salonu. Hı. 1000 kişilik yemekli salon. Orada sahnede kalan bir uçtaki, köşedeki o masayı orada bir, yani bit kadar gözükür, evet, orada. Doğru, çok ona doğru. Ona siz, evet, hitap edemezsiniz. Hı. Ama biz ekstra işlerde gidiyoruz, düğünlere gidiyoruz mesela. Oraya da gidiyoruz düğüne. O zaman ben performansımda bir düşüklük hissederim ve onu konsantre ettiremem. Tabii. Yeni udumla, o dediğiniz o Amerikan yapımı şeffaf udumla. Arkası şeffaf. Evet, ve çok güzel. Headsetimle ben o masaya ta oraya kadar gidiyorum. Hem udumun sesi çıkıyor, hem benim headsetle kendim bunun sesim. Bunun ayakta yani olmak yürüyerek zor. Gezerek program yapıyorum. Ha, çok bu büyük ilginç. Rahatlık, çok, evet, büyük rahatlık ve zaten bu şekilde geçtikten sonra işimizde müthiş bir artma artış oldu. Var. O yıkıp geçirme internette gördüm. Çıkıp böyle yürümeye başlayınca. Aynen öyle, aynen. Bizim mesela CS yıllardır çalıştım. Evet. Orada oturduğum yerde gelirdim. Hı. Orada iskemle aynı bu şekilde otururdum. Bu önümde mikrofon, program yapardım. Ufak lokaller için çok iyi ama biz ekstraya gidiyoruz. Evet. Amfiteyatrolara gidiyoruz. Stadyumlara gidiyoruz. İnsanlar sizi yakından görmek istiyor. Aynen ya, ben stadyum konserlerine gittiğimiz zaman mesela festivallerde tel örgüye kadar gidiyorum. Çünkü o, evet, telsiz otur. Rahat oluyor. Ta türbin yanına kadar insanlarla elle, çok adettir öyle, evet, severler, halk seviyor. Evet, evet. Tokuştura tokuştura gidiyoruz ama eski şekilde ta sahnenin göbeğinde orta santra çizgisinde orada sahne koyuyorlar. Ben orada udumla bununla oturacağım orada. Arada var 1 kilometre veya 500 metre var arada. Nasıl insanları ben... Bu da ticari ben... zekanın bir ürünü mü? Aynen öyle, ticari zekanın. Yani. Bunu da her şeyi biz yapıyoruz arkamızda. Geçen İzmir'de bir resim gördüm. Bir arkadaş aynı ut. Kim o? Bilmiyorum ismini, aklıma geldi. Aynı resim, headset. İşte İzmir'in Coşkun Sabahı diye. Çok güzel. Efendim, aklınıza çok sığınarak güzel. Ben bir soru sorabilir miyim bilmiyorum. Hem eski aslam hem de biliyorsunuz Coşkun Sabah Türkiye'nin hala en hiti. Şöyle diyeceğiz, Sayın Sabah çok genç duruyorsunuz. Evet. Biz de yıllardır bu gençliği, yok hayır, nazar yok, nazar bırakın bir tarafa. Siz mutlaka bir şeyler yapıyorsunuz. Nasıl yaşıyorsunuz? Sorduk, ya neler onu konuştuk. Haplar var, hapları var ama ben yediğiniz içtiğinizi, ben hapların çözüm olmadığını, herkesin olsun, hap alamayacağını her biliyoruz. Her şeyi yiyorum diyor. Dışında şimdi neler? Yok nasıl? Yok, her şeyi yemem. Yağ ben yok, hiç pardon, yemiyorum. Yağ yok. Bir ara son bir yıldır bu bıraktım. Ben 15 sene her sabah uyandığımda limonlu su, limonlu ılık ve ballı. Çok bal da koyuyorsunuz. Evet, ballı koyarak bunu yaptım. Arkasında yarım saat sonra da yoğurt, üstüne fındık, üstüne müsli, bildiğimiz müsli, ceviz, üstüne bal. 15 yıl bunu çok yaptım. Güzel. Yani. Ama işte gün boyu bir şey yemediniz. Formülü bu bence. 4 çalışma bir... 4-5 saat sonra tabii, evet, ki yani bu diye yaptığım saatler aşağı yukarı 10 ile 11 sularında denk. Evet.
Öğleden sonra 2'de, 3'te, 4'te normal bir öğlen yemeğimi yedim. Akşama normal akşam yemeği. Bunları yemeğim şöyle kutulasak, Coşkun Sabah'ı hesaplasak. Evet. Coşkun Bey sağlıklı beslenme öğrenmiş. Bir de her şeyden önce hayata pozitif bakan bir aynen insan. Aynen öyle. Keyif almasını bilirim, evet. Zevk almasını bilirim, hayatı yaşamayı. Her evet. şeyle çok iyi. O da çok önemli değil mi? Mutluluk çok önemli. Tabii ki. Mutlu endorfin olan insan daha evet, çok daha salgılıyor ve yaşlanır. Kendine evet. daha bugün iyi bakıyor. Uzman, o uzman da zaten dünyanın tanıdığı Profesör Doktor Mehmet Öz. Bugün Milliyet Gazetesi'nde var. Şimdi çok değişik bir şey yapmış. Ağzına şişe mantarı, almış. Diyor ki sabah şişe mantarını şöyle çiğnemeye çalışın diyor. Bu yaptığınız hareket beyin eklemlerini koordine ediyor. Yüzü genç kılıyor. Beyni çalıştırıyor hiç falan. Hiç duydunuz mu? Yapalım mı şişe mantarı? Şey. İlk defa duyuyorum. İşte bugün gazetede var. Kaslarını çalıştırmak için yapıyor. Çünkü yaşla yer çekimi etkisiyle bizim yüzümüz ya da vücut yüz kasları. Tabii indirici ve kaldırıcı kaslar vardır. Böyle bir denge olduğu için gençken gayet dinamik dururuz. Bu sarkmalar yer çekiminden kaslar, mi oluyor? Evet yer çekimi. Ona hep uyuyalım devamlı. Hiç kalkmayalım. Ya da ayda yaşamamız gerekiyor yer çekimi. Gerçekten arada bir sert bir şeyi çiğnemek yüz kasları için iyi mi? Masaj tabii ki her spor şey. Gibi oluyor, spor gibi oluyor. Spor gibi. Onunla ilgili yapılan her şey önemli. Güzel olan doktor beyin bunu uyarması, dikkati çekmesi. İnsanları evet. bunu yapmak için motive etmesi. Çok da basit bir şey yani. Şişe mantarı. Şişe mantarı. Şişe mantarı. Bunun için tabii ki çiklet çiğnemek de yeterli olabilir. Aa, çiklet iyi midir? Evet çiklet çiğnemek çiklet yanakları şişiren bir şey ama. Birazcık yanakları şişirebilir. Bir de görüntüsü oradaki çok kaslar, estetik olmuyor açıkçası. Ama boş zamanlar. Sakin zamanlarınızda boş durmaktansa bir kitap okurken çiklet çiğneyebilirsiniz. Yüz sporu etkisi evet, yapıyor. Yine kasların düşmemesi için yer çekimine karşı daha yenik düşmemek için bu uygulanabilir. Ayrıca yüze ters istikamette rötuşlar veya tarağın dişleriyle yukarı doğru rötuşlar. Ben aynı zamanda estetik uzmanıyım. Sağlık Bakanlığı'nın eğitimli uzmanıyım. Fakat bu ayrı bir tarafa mutlaka zayıflamak isteyen insanların da göbeklerinin sarkmaması için mutlaka yukarı doğru bunu, göğüslerinin sarkmamaları için yukarı doğru. Mutlaka taraklarla onların kaslarını onları asan askılarını güçlendirmek gerekiyor. O askılar kaslarımızdır. O kasları güçlendirdiğimiz zaman daha dik durur. Bir daha. De azıcık tembellik evet. yapmayalım da spor evet. yapalım. Birazcık da spor var. Ama peki, spor güzellik. Her zaman mutlaka yapılmayabiliyor. Peki güzellik ve estetik dedik de ben Coşkun Bey yine müzikle ilgili bir şey sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. Gülben Ergen mi şarkıcı Hülya Avşar mı sizce? İkisi de şarkıcı değil ki. Öyle mi? Yani gerçek anlamda şarkıcı değil. Şarkıcı şimdi canlı performans çok önemlidir. Yani bu albümleri dinliyorsunuz. Bu bahsettiğiniz iki arkadaşımızın isimlerini ama stüdyolarda artık ayyuka çıktı. Ben stüdyocuyum. Ben stüdyom var. Evet, evet biliyorum. 19 yıllık Sabah Ses kayıt. Gençlere de açtınız o stüdyoyu. Evet. Ve mesela Gülben'in de bütün albümleri bizim orada oldu. Evet. En son evet. albümü hariç. Hiç canlı dinlediniz mi orada? Kardeşiniz Taşkın Sabah evet. yönetiyor. Hülya Hanım'ın albümleri. Yani şimdi programlar var. Detone düzelten programlar var. Protus diye. Ben de Protus'a girersem şarkıcı olur muyum? Olursunuz tabii. Herkes olabiliyor mu? Herkes olabilir. Bir Protus'a herkes bakar. Olabilir. Yani evet. Gülben Hanım ve biraz zahmetli bir iş ama detone düzeltmek biraz zaman alıyor o kadar. Yani bir şarkıya 6-7 saat harcadığımız zaman en detone olan şarkıyı yani kaymalarla dolu bir şarkı. Düşünün bir şarkı okuyorsunuz. Bu akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anı. Böyle bu şekilde okuduğunuz zaman. Onu bile düzeltiyor mu? Demin okuduğum hale getiriyoruz. Peki, evet. peki ne kadar acı değil mi? Peki Gülben Ergen ve Hülya Avşar'a o Protus mu? Evet atmışlar. O Protus. Aynen doğru. Evet. Protus'la şarkıcı olanlar, Protus'suz olanlar. Ben doğrucu Davut'um. Nasıl ya? Ben her anlamadım. Şeyi, nasıl? Onun tabii. bol Protus programı yüklüyorsunuz. Onlar o zaman şarkı bir şey söyleyeyim. Zamanlı Seray Sever niye Protus'a girmedi? Seray Sever de yok. O canlı söyleyince Protus'a olmadı. Her stüdyoda yok. Ama şu anda zaten onu olmayan, o cihazın olmayan stüdyoda iş yapacağını tahmin etmiyorum. Çünkü tabii. Peki, pahalı bir cihaz o. Canlı dinlediniz mi? Şoförü 30 bin euro. 30 bin euroluk Protus'la herkes Protus. Şarkıcı. Evet. Aa, çok güzel. Peki şimdi bu arkadaşlarımız ben neden bu arkadaşımız canlı okumuyorlar? Sen bu bahsettiğin iki ismi canlı izledin mi? Yok, televizyonda. Görmedim. Sahnede Harala Gül'e gidiyor. Evet. Sazlar mazlar evet. Curcuna falan gidiyor. Vokalistler falan filan gidiyor. Ama televizyonda neden canlı okumuyorlar? Neden oku? Ben ilk defa hayatımda ilk defa söylemeyeyim yani son 7-8 yıldır ilk defa playback yapıyorum bugün. Evet.
Evet. Ama bir yandan da söylüyorsunuz, ben buradan duyuyorum. Düzen olarak ben genelde bütün televizyonda hep canlı yapıyorum. Son 6 yıldır yani ayda 2 kere televizyona çıkarım. Peki, evet. Hep canlı, ben playback sistem olarak kabul etmiyorum. Sayın Coşkun Sabah, Seda Sayan ve Sibel Can da Prutus'la mı çıkarıyorlar albümlerini? Sibel Can'ı bilemiyorum. Bizde çalışmadı Sibel Can. Seda Hanım da bizde çalışmadı. Ama onlar bu Pro Tools mekanizmasına girmeden de okuyabilirler. Çünkü bunlar şarkıcı. Şarkıcı. Yani peki, meslek olarak şarkıcılar, ki ben Seda Hanım'la da programlarında beraber okuyoruz. Tabii, tabii. Seda Hanım'ı çok severim ayrıca programlarına. Gülben Ergen sizin stüdyoyu kullanıyor. Evet. Hiç Pro Tools'u dinleme imkanınız oldu mu? Duydunuz mu ya da? Tabii çalışmalarda böyle ya, kulak üstü. Ne? Nasıl? Yani herkes biliyor. Prutus olmazsa olmuyor değil mi? Yani Gülben Ergen'in bütün şarkılarda, bütün şarkıların her kelimesinde, her hecesinde o cihazdan geçiyor. O cihaz onun detonelerini düzeltiyor. Peki bir şarkı, Gülben Ergen bir şarkıyı okuyor. Prutus'tan kaç dakikada geçip normal güzel bir hale geliyor? Şimdi, demin söyledim. Yani şarkı, hatalı okunmuş bir şarkının, bir şarkı 4 dakikadır ortalaması. Evet. O hatalı okunmuş bir şarkının normal müzik kurallarına uygun bir şekilde gelmesi için 6 ile 8 saat arasında o cihaz üstünde oynamak lazım. Çünkü kelime kelime... Normal bir sesi olan bir sanatçı bunu 10 dakikada okuyabiliyorsa, evet, onların Prutus şarkısı Prutus'la 8 saat. Evet. Tek şarkı, 3 dakikalık, evet, tek şarkı. Vay be, çok, evet, büyük bir gerçeği açıkladınız, evet, bence. Müzik dünyasına damga vurur. Çok doğrusu. Ben, evet, ben çok açıkladım. Her şeyim şeffaf bir adamım ben, her şeyim. Yine başka bir şey daha ben söyleyeyim. Sanatçı, biz de yeri gelince stüdyoda, ama bir şarkının bir kelimesinde kullanırız onu. O da neden kullanırız? Mesela ben de kullanıyorum. Bu kadar açığım. Ama sizinki 8 saat sürmüyordur herhalde. Hayır, benim şöyledir. Şarkı okumuşumdur. Ruhu çok güzeldir. Deriz ki ya burada işte bir kelimesinden, yani bildik bir şarkıdan misal vereyim. Diyelim neyi okumuşumdur. İşte kanımda canımda. Orada belki daha uzatmak gerekir. Evet. Bir detone vardır, evet, ama ruhu çok güzeldir. Onu deriz ki ya bir daha girmeyeyim, bir daha girersem oradaki o nüansı, o ruhu belki vermeyebilirim. Onun için şu kanımda canımda sürtüne olmuşum, onu prosesi sokup da onu düzeltelim diye. Çok açık olduğunuz için. Bir yani ancak bir kelimeyi düzeltiriz, bir kelime. Ama bütün şarkım, bu arkadaşlarımız da. Her kelimeyi diyorum bakın. İşte onu soracağım. Çok her açık olduğunuz için soruyorum ben de. Teker teker bütün şarkı en başından başlıyor. En son kelimesine kadar teker teker her kelimesinde oynuyorum. Başka kim Prutuslu sanatçı? Sayabiliyor musunuz? Çok açık olduğunuz için soruyorum. Ya şarkıcı olmayan herkes. Yani menşeinde. Demet Akalın Prutuslu mu? %100. %100. Yani. Şarkıcı olmayan herkes, bütün bu mankenlikten şarkıda geçmiş veya beyaz perdeden veya şov dünyasından diyelim. Müge'cim sohbet çok güzel gidiyor ama maalesef. Ama yani şimdi son dakikaya damga vurdunuz. Ne güzel bir sabah sohbetlerdi. Ben her şeyi görecek. Çok güzel sabah, çok coşkun geçirdik gizli efendim. Gizli kapaklı bir şey kalmasın, halkımızı uyarıyorum. Prutuslular şu anda uyandılar. Benim şu anda en büyük ızdıram, ben müzik adamıyım. Hak etmeyen insanlar çok büyük yerlerde çok büyük paralar çok kazanıyorlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Aynı şekilde ben de. Evet. Siz de bizi ama diğer akupunkturcular gibi zannettiğiniz gibi. Siz de bizi diğer akupunkturcular gibi zannettiğiniz gibi. O Prutuslu akupunkturcular gibi zannettiğiniz gibi. Bize gelip zaman verdiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Faruk Önceli, Ceyda Şener'e ve Coşkun Sabah'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim son dakikalara geldik. Yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.